أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني عشر ونكينج درس الصفة كونموس صفات إن شاء الله فارسي بغداد بغداد بلد عربي مسلم بغداد مسلمان عرب بير وهي عاصمة العراق O yani Bağdat Irak'ın başkentidir. Benaha el Abbasiyune. Onu Abbasiler inşa ettiler. Ame mietin ve kamsetin ve erbaine el Hicri. Yani Hicri 145 yılında. Zallet Bagdadu asimete devleti İslamiyeti. Bağdat İslam devletinin başkenti olarak kaldı veya başkenti olmaya devam etti. Yani zalle bir şeye devam etmek. Zemenen tavilen uzun bir süre. Uzun bir süre Bağdat İslam devletinin başkenti olarak kaldı diyebiliriz. Kemekanet merkezen hemen. Ayrıca önemli bir merkez idi. Min merakizil ulumi vel fununi vel adabi fi'l alem'il islamiyye. Evet, İslam alemindeki bilim, sanat ve edebiya edebiyat merkezlerinden önemli bir merkez idi. Ve mevtinan lil mufekirin el muslimina ve Müslüman müfekkirler, düşünürler için bir vatan idi. Mautin vatan. Ve bi duhulil İslami İslam'ın İslam'ın girmesiyle girmesiyle ila Bağdat'a Bağdat'a imtezecet fiha orada karıştı veya bir araya geldi hadaratani azimetani büyük iki medeniyet bir araya geldi. Huma el hadaratul islamiyetu vel hadaratul farisiyetu. Onlar İslam ve Fars medeniyetleridir. Fars yani bugünkü İran. Ve tecma'u Bagdadu fil vaktil hadiri. Bağdat şu anda günümüzde el vakti -el, el hadır şimdiki vakitte yani günümüzde toplar bir araya getirir beynel kadimi ve'l hadisi eski ve moderni modern olan şeyleri bir arada tutar diyebiliriz. Fellazi yi'ishu fiha orada yaşayan orada yaşayan yuhissu ennehu muttasilun بالماضي الزاهر للمسلمين Evet orada yaşayan hisseder kendisinin Müslümanların parlak geçmişiyle veya geçmişine bağlı hisseder. Orada yaşayan kendisini Müslümanların parlak geçmişine bağlı hisseder. Ve bir elvanil medeniyetil hadiseti. Yine neye bağlı hisseder? Evet, modern medeniyet çeşitleri diyebiliriz. Modern medeniyet çeşitlerine. Ve şa'bun iraqiyyu, Irak halkı, şa'bun arabiyyun asilun. Evet, köklü bir Arap halkıdır. Ve huve cüz'un minel ummetil islamiyeti. Evet o yani Irak nedir? İslam ümmetinden veya İslam ümmetinin bir parçasıdır diyebiliriz. Sayfa 121'deki hülasa kısmını açalım arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz sıfat demiştik. Sıfat mevsuf konusu. Evet sıfat zaten Türkçe'de de aynı. Sıfatın ne olduğunu biliyoruz. Yine de burayı okuyalım. Lafzun Evet sıfat bir lafızdır, bir kelimedir. Yasifu ismen ahara. Başka bir ismi niteleyen bir kelimedir. Kablehu. Evet önemli olan burası arkadaşlar. Kendinden önce gelen bir ismi niteleyen bir kelimedir. Türkçede normalde sıfat başta gelir. Yani sıfat başta olur. Nitelenen isim. Ondan sonra gelir. Arapçada bu farklı. Tam tersi. Önce nitelenen isim gelir. Sıfat ondan sonra gelir. Ve yusemme hâzel ismu es et Evet. Yani sıfattan önce gelen bu isim şöyle isimlendirilir. Mevsufen. Heh, mevsuf diye isimlendirilir. Misle. Örneğimize bakalım. Hâzâ tabibun meşhurun. Evet bu müptedadır. Hâdâ isim cümlesi olduğu için burada müpteda haber var. Bu müptedadır. Tabibun. İşte bu kelimemiz haberdir arkadaşlar. Tabibun. O yüzden merfu okuyoruz. Yani niçin merfu okuyoruz? Onu belirtmek istediğim için söyledim bunu. Bu müptedadır. Bu da haberdir. Evet. E, nitelenen kelimemiz budur arkadaşlar. Tabibun kelimesi. Türkçede nitelenen yani mevsuf olan kelime budur. Bakın ondan sonra gelmiş, gelmiş sıfat. Nasıl doktor? meşhurun, meşhur, evet bilinen, meşhur bir doktordur. Bu meşhur bir doktordur bunun manası. İşte bakın bu tabibun kelimesi mevsuftur. Yani nitelenen kelime budur. Meşhurun kelimesi sıfattır. Mevsuftan sonra gelmiştir. Buna dikkat edeceğiz. İkiye bakalım. Es sıfetu tutabikul mevsufe fi. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Evet sıfat mevsufuna şu konularda uyar diyor. Uyumlu olur. Nedir onlar? Fil ve nasbi vel cerri. Yani ref, nasb ve cer konusunda. Yani irab. İrab bakımından sıfat ile mevsuf birbiriyle uyumlu olmalı arkadaşlar. Yani bakın burada neydi mesela? Mevsufumuz burada. Bakın merfu. Haber olduğu için merfu. Ve bakın sıfatımız da merfu geldi. Anlaşıldı mı? İrab bakımından. Bu merfu ise bu da merfu olmalı. İkinci uyumlu olması gereken nokta et ta'rif ve tenkir. Marife ve nekrelik bakımından da yine sıfat ile mevsuf uyumlu olmalı arkadaşlar. Bakın burada tabibun nekre bir kelimedir. Yani mevsuf budur nekredir. Sıfatı da bakın nekre geldi. Tabibun meşhurun. İkisi de nekre. İkisi de merfu. Bir de et tezkir ve tenif. Müzekker ve müenneslik bakımından da uyumlu olur. Birisi müennesse o da müennes, birisi müzekkerse o da müzekker olmalı. Burada mevsuf olan kelime müzekker olduğu için bakın sıfatımız yine nasıl geldi? Müzekker geldi. Ee, başka fil ifradi ve tesniyeti M müfret ve tesniye bakımından da yine birbirine uyumlu olur. Evet bakın bu müfret bu da müfret geldi. Eğer bu kelime tesniye olsaydı bu da tesniye gelmesi gerekiyordu. Bir de şöyle özel bir not düşmüş. Normalde çoğul yani cemi bakımından da uyumlu olur ama bir şartla اِذَا Kenel الْمَوْصُوفُ عَاقِلًا Eğer mevsuf olan kelimemiz akıllı bir varlık e, ise o zaman sıfatımız da yine ne olacak? E, çoğul olacak. Yani mevsuf olan kelime akıllı bir varlık olup onun çoğulu ise mesela tabi bunun çoğulu un olsun un Akıllı bir çoğuldur. O zaman bunun sıfatı da yine çoğul olmalı. Yani cemi çoğul bakımından da yine e, ne olmalı? Uyumlu olmalı. Şurada en sonunda bir not gelecek. Ona sonra bakarız. Şimdi bunların e, şu noktalarda uyumlu olur demiştik. Bunlarla alakalı bakın ne veriyor bize? Örnek veriyor. Vasale mühendisün neşitun. Bakın mühendisün neşitun. Bu nekre bu da nekre bu müzekker, bu da müzekker. Birbiriyle uyumlu. Bu merfu, bu da merfu. Buraya bakalım. Ra'aytu el muhendisete en te. Mevsuf olan kelime budur. Sıfat. Yani altı çizili olan kelimeler burada sıfat arkadaşlar. Mevsuf olan kelime bakın müennes olduğu için bu da müennes geldi. Marife oldu. Eliflan var bunda. Bunda da eliflan var. O zaman ikisi de ne oldu? Marife bakımından da uyumlu oldu. İrap bakımından bakalım. Evet bakın bu mef'ulün bihtir. <laughs> ...o yüzden mansup olmuş... ...sıfatı da mansup olmuş... ...el mühendisete en te. ...bir de yine sayı bakımından... ...bu müfret, bu da müfret... ...dört bakımdan da burada bir uyum söz konusu... ...buraya bakalım... ...vasale mühendisani neşitani... ...yine... E, ...müzekkerdir... ...bu da müzekker bakın... ...sayı bakımından bu tesniyedir, bu da tesniyedir... İrab bakımından bu merfudur... ...elif ile merfudur... ...bakın bu da elif ile merfu gelmiş... Yani aynı irab alametiyle hmm, iraplanması gerekmiyor. Bunun bu merfu ise bunun da merfu olması gerekiyor. Yani o yüzden irab bakımından uyumlu olması gerekir diyoruz. Evet başka ne vardı? Sayı bakımından nekre bir de bakın nekre. Bu da nekre. Yine dört bakımdan bir uyum var. Şekara el müdiru el mühendisini en tayini. Yine burada bakın marife. Bu da marife tesniye bir kelime. Bu da tesniye. Müzekker. Bu da müzekker. E, mansup değil mi? Bakın mansup. Bu da mansup olarak gelmiş. Y ile mansup. Vasale mühendisune neşitune. Evet yine nekre. Müzekker. Merfu. Çoğul. Bu da bakın yine nekre. Müzekker. Merfu. Çoğul. Yine her bakımdan dört bakımdan yine bir uyum söz konusu. Şeker el müdiru el mühendisati en neşitati. Evet yine bu sıfat bu da mevsuf. Yine bakın marife elif lamla marife bu da marife. Müennes bu da müennes. çoğul bu da çoğul. Evet e, mansup değil mi? Şeker al müdiru el mühendisati. meful bir olduğu için mansuptur. Bakın bu da mansup. Ama ne ile mansup? Cem müennes salim olduğu için kesra ile mansuptur arkadaşlar. Evet her bakımdan uyumlu. Evet, şu nota dikkat edelim. İza kana'l mevsufu cem'an li gayril Evet. Eğer mevsuf olan kelimemiz, mevsuf olan kelime gayrı akil yani akılsız bir kelime, akılsız bir çoğul ise o zaman sıfat müfret ve müennes gelir. Tekunu sıfatu mufredeten müenneseten. Sıfat nasıl olurmuş? Müfred ve müennes gelirmiş. Örneğe bakalım. Qara'tu kutuben mufideten. Evet okudum. Fiil var, fail var. Ne okudum? Kütüben. Mef'ulün bir olduğu için bakın. Burada irabı nasıl geldi? Mansup geldi. Evet bu mevsuftur. Bu sıfattır. Faydalı kitaplar okudum. Dolayısıyla mevsufa bakalım. Akılsız bir çoğul değil mi? Kitaplar. Kitabın çoğulu. Yani akılsız bir varlığın çoğulu. Evet o yüzden... O yüzden sıfatımız nasıl gelecek arkadaşlar? Müfret ve müennes gelecek. Müfret ve müennes gelecek. Evet ama bakın marife ve nekrelik bakımından bir uyum söz konusu olacak. Bu nekredir bu da yine nekre değil mi? Bir de yırap bakımından yine uyum olacak. Bu mansuptur bu da mansup. Sadece sayı bakımından sıfatımız sayı bakımından müfret olacak. Müzekker mühendislik bakımından da müennes gelecek. Ama diğer iki durumda dediğim gibi irab konusunda birbirine uyum olacak. Manir, marife ve koyusun konusunda yine uyum olacak. Buraya bakalım. Hazihi mektebâtun cedîdetun. Evet bunlar yeni kütüphanelerdir. Yine bakın mektebâtun akılsız bir çoğul değil mi? Kütüphaneler. Dolayısıyla akılsız çoğuldur. O zaman sıfatı da nasıl gelmeliymiş? Müfret ve müennes olarak gelmiş. Ama irab bakımından bu merfu olduğu için. Bakın bu da yine merfu. Merfu irab bakımından uyum var. Bu nekre bu da nekre. Marife nekrelik bakımından uyum var. Sadece sayı bakımından müfret gelmiş. Müzekker ve müennes bakımından da yine müennes olarak gelmiş arkadaşlar. Evet konuyla alakalı örnek cümlelerimizi okuyabiliriz şimdi. Bakalım. Bagdadu belledün muslimun. Bağdat Müslüman bir beldedir, memlekettir. Evet altı çizili olan kelimeler arkadaşlar burada hepsi sıfattır. Bir önceki sıfattan bir önceki kelime burada bakın nedir? Mevsuftur. Uyumuna bakalım. Bu bakın bu nekre. Sıfatımızda yine nekre gelmiş. Bakın bu merfu, damme ile merfu. Evet haber olduğu için damme ile merfu. O yüzden sıfatımıza yine merfu gelmiş. Bu müfret, bu da müfret. Müzekker, bu da müzekker. Dediğimiz gibi her bakımdan sıfat mevsufuna burada uygun olarak gelmiş. İkiye bakalım. Kânet Bagdadu merkezen hemen, min merâkizil ulûmi vel funûni fil âlemil islâmiyyi. Yine burada altı çizili olan kelime budur. Hemen önemli bir merkez. Önemli sıfat bu. Bir önceki kelimemiz burada mevsuf. Yine bakın bu nekredir. Buna nekre gelmiş. Bu mansuptur. Burada da yine mansup gelmiş arkadaşlar. Yine her bakımdan burada bir uyum söz konusu. Burada da yine el-İslami sıfattır. Bir önceki kelimeye bakalım. İşte bu el-alem kelimesi mevsuftur. Yine her bakımdan gördüğünüz gibi bir uyum var. Fil-alemi el-İslami Kânet Bagdâdu mavtinen lil mufekkirîne Sıfat budur. Bir önceki kelime mevsuftur. Yine bakıyorum ki yine marife. Bu da marife. Çoğul. Bakın Cem Müzekker Salim. Bu da Cem Müzekker Salim. Müzekker. E, Müzekkerli zaten. Ondan sonra ne var? Ha İrab bakımından bir de. Bakın bu e, mecrur. Li'den dolayı mecrur. Y ile mecrur. Sıfatımız da yine Y ile mecrur gelmiş. İmtezecet fi Bagdad'a hadaratan azimatan. Bağdat'ta iki büyük medeniyet bir araya geldi. Evet bakın yine bu, bu sıfat ona kelimemiz budur. Bir önceki kelime mevsuftur. Yine burada da gördüğünüz gibi her bakımdan bir uyum söz konusu arkadaşlar. Alıştırmalara geçelim arkadaşlar. Birinci alıştırma. Ayyin sıfete fîmâ ye'ti kemâ tâli. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi aşağıdaki sıfatları göster diyor. Örneğe bakalım. Mekke tu medînetün mukaddesetün. Mekke mukaddes bir şehirdir. Evet burada mukaddes kelimesi bakın sıfattır altı çizili. Evet, Medinetün, evet, şehir kelimesi, Medinetün kelimesi ise nedir? Mevsuftur. Burada sıfat budur. Kâfe'e el-mudîru at tâlibe en-nâciha. Evet, müdür başarılı öğrenciyi ödüllendirdi. Buradaki sıfatımız tabii ki de başarılı arkadaşlar. Başarılı manasına gelen en-nâcih kelimesi sıfattır. Öğrenci manasına gelen et-tâlib kelimesi ise nedir burada? Mevsuftur arkadaşlar. Evet en nacih kelimesini çizebiliriz. İkiye bakalım. Camiatu el melik suud camiatun hadisetun. Melik Suud Üniversitesi modern bir, bir üniversitedir. Evet gördüğünüz gibi burada modern yani veya yeni manasına gelen hadisetun kelimesi sıfattır. Evet, üniversite manasına gelen camiatün de burada yine nedir? Mevsuf. Ciddetu medinetun cemiletun. Cidde güzel bir şehirdir. Evet, burada yine cemiletun sıfattır. İştaraytu seyyaraten kebiraten emsi. Evet, dün büyük bir araba satın aldım. Nasıl araba? Büyük. İşte o da bu kebiratun, e, kebiraten kelimesi burada sıfattır arkadaşlar. Tesellemel vezirul cedidu amelehu bil vizareti el yevme. Evet yeni bakan, evet yeni bakan bugün bakanlıktaki işini teslim aldı. Evet sıfat burada hangisidir? Tabii ki de yeni kelimesi. Yeni, yeni bakan. Marartu bil amilil muhlisi fi amelihi. Evet, işinde e, samimi olan işçiye uğradım. İşçi ile karşılaştım. Dolayısıyla buradaki sıfatımız tabii ki de el-muhlis. Samimi, özverili, işine bağlı manasına gelir arkadaşlar. Sıfat budur. يلعب الطفل الصغير fi حديقه المنزل. Küçük çocuk evin bahçesinde oynuyor. Tabii ki de buradaki sıfatımız küçük manasına gelen as-sagiru. Tesellemel muvazzafu enneşitu amelehu bir şeriketi. Bakalım. Evet. Burada e, aktif, hareketli diyebileceğimiz kelime enneşit. Bu sıfattır. Evet. Aktif veya çalışkan görevli şirketteki işini teslim aldı. Neşit yani faal, aktif, canlı, hareketli manalarına gelebilir. Evet, ikinci alıştırmada ne diyor? Ekmil bi vad'i sıfetil münasibeti mimma beyne'l kavseyni. Parantez içindeki e, kelimelerden uygun sıfat e, sıfatı koyarak ne yapacağız? Cümleleri tamamlayacağız burada. Muhammedun tacirun. Evet, eminun. Bakın emin. Üçü de aynı mana. Sadece şekilleri değişik. Biz uygun şekli seçerek boşlukları dolduracağız. E tabii ki sıfat olduğu için burada mevsuf önemli. Mevsufa uyumlu. Mevsuf ile uyum içerisinde olmalı. E, müzekkerdir, müfrettir, merfudur, nekredir. Dolayısıyla sıfatta ne olmalı? Bakın müzekker, müfret, merfu ve nekre. Ketebet talibu edderse nokta nokta fil kurraseti öğrenci e, burada yeni kelimesini görüyorum. Parantezinde yeni kelimesi var ama tabii şekli değişik. Evet öğrenci yeni dersi defterine yazdı. Evet kurrasetun defter demek. Dolayısıyla yeni zaten hepsi aynı mana ancak şekil olarak hangisi uygun? Mevsufa bakıyorum burada. Dikkat edeceğim şey burada mevsuf. Mevsuf olan kelime nitelenen kelime burada. Bakın marife. Dolayısıyla bu nekri olduğu için bu olmaz ondan sonra nedir? Mansup tabii ki. Mansup. Bakıyorum. Heh, bu da merfu olduğu için olmaz. Dolayısıyla tabii ki de bu olmalı. Edderse el cedide. Her bakımdan uyumlu. İrab bakımından da uyumlu. Mansup. Bu da mansup. Marife. Bu da marife. Karatu kıssaten emsi. Dün. Burada uzun kelimesini görüyorum. O zaman dün. dün uzun bir hikaye okudum uzun bir hikaye okudum. Tabii ki de mevsuf bu olduğundan dolayı bununla uyumlu olmalı. Bununla uyumlu olan sıfat tabii ki de budur. Tavileten, kıssatan tavileten. Pakistanu devletün nokta nokta. Müslüman kelimesini görüyorum. O zaman Pakistan Müslüman bir devlettir diyeceğiz. Mevsuf budur. Devletün mevsuftur. Buna uygun sıfatımız müslimetün. Dörde bakalım. Sirtü fişşari'i nokta nokta. E burada yeni şey temiz kelimesini görüyorum. O zaman temiz caddede yürüdüm. E, Eşşari'i kelimesi mevsuftur. Mevsuf olan kelime budur. O zaman buna uygun olan sıfat tabii ki de en nazifi. Marartu bil hadikati nokta nokta. E, güzel kelimesi var burada. O zaman güzel bir bahçeye uğradım. Mevsufumuz budur. El hadikati kelimesi mevsuftur. Tabii ki de buna uygun olan sıfatımız el cemileti olacak. Vasala ad dayfu nokta nokta ila menzilina. Evet. El aziz var burada. Kıymetli yani. Kıymetli misafir evimize geldi. O zaman ad dayfu tabi ki de mevsuftur. Bununla uyumlu olan sıfatımız el azizu وصلت إلى المدرسة معلمة نشيطة Evet değil mi? Muallimetün neşitatün olacak uyumlu sıfat budur. Hâzâ mühendisün evet muhlisun fi amelihi. Tabii ki de sıfatımız bu olmalı arkadaşlar. Evet, üçüncü araştırmaya bakalım. Havvil el mevsufe fîmâ ye'ti ilâ sîgatil müennesi ve gayr <laughs> mâ yelzem. Evet, aşağıdaki mevsuf olan kelimeleri müennes formuna dönüştür ve gerekli değişikliği yap. Örneğe bakalım. Ya'melu fîş şeriketi mühendisün neşîtun. Altı çizili olan kelime burada mevsuf. Mevsufumuz bu kelimedir arkadaşlar. Dolayısıyla sıfatımız da bu olmuş oluyor. Mevsufumuz müzekker olduğu için bakın sıfatımız da nasıl geldi? Müzekker geldi. Bize diyor ki bu mevsuf olan kelimeyi müzekker burada müennes'e dönüştür. Evet dönüştürelim. Mühendisin ne oldu? Mühendisetün oldu. E bu müennes'e dönüşünce sıfat da ne olmalı? Tabii ki de bu da müennes olmalı. Çünkü ne demiştik biz? Sıfat mevsuf müzekker müenneslik bakımından birbirine uyumlu olmalı. Mühendise tun deyince bu da ne olacak? Neşitatun olacak. Bir dikkat edelim. Bakın bu bir fiil cümlesi ise, fiil cümlesi mevsufumuz da burada fail olduğu için evet o zaman fiil ile fail arasında da müzekker müenneslik uyumu vardı. Failimiz müzekker olunca fiil de müzekker oluyordu. Failimiz müennes olunca fiil de müennes oluyordu. Evet biz buradaki fail olan mevsuf olan kelime mevzuda faildir. Bunu biz değiştirince müennese dönüştürünce fiili de dönüştürmeyi unutmayacağız. Taamelu fiş şirketi mühendisetün neşitatün olacak. Bire bakalım. Vasale ilel medraseti muvazzafun cedidun. Yine bir fiil cümlesi. Fiil cümlesinde benim mevsuf olan kelimem budur arkadaşlar. Mevsuf budur. Yine işaretleyerek gidelim olmazsa. Muvazzafun kelimesi mevsuftur. O yüzden sıfatımız nasıl geldi? Bakın müzekker olarak uyum içerisinde geldi. Muvazzafun cedidun. Faildir bu. Müzekkerdir. O yüzden fiilimizde bakın müzekker. Ama bizden müennese dönüştürmemizi istediğinde bu mevsuf olan kelimeyi müennese dönüştür diyor. E bu mevsuf olan kelime fail olduğu için fiili de dönüştüreceğim. Vasale değil de vasalet ilal medraseti muvazzafetün cedidetun demeliyim arkadaşlar. Yani fiili de dönüştürmeyi unutmayacağım. Eğer mevsuf olan kelime fail ise tabii ki. İkiye bakalım. Câe evet, tıflun sagirun. Evet. tiflun kelimesi burada mevsuftur. Bunu mühendise dönüştür diyor. Nasıl dönüştüreceğiz? Bakın burada fail. O yüzden fiili de dönüştüreceğim. Onu unutmayacağız. Caet tıfletün sagiratün olmalı. Sıfat meyusuf uyumlu olacak. Ra'eytu Musliman haşi'an lillahi. Evet buradaki buradaki mevsuf olan kelimemiz Müslüman kelimesi arkadaşlar. Burada bu fail olmadığı için bu Müslüman kelimesi mevsuf olan kelimemiz fail olmadığı için fiilde herhangi bir değişik yapmıyorum. Ra'aytu Müslimeten direkt mevsuf olan kelimeyi müennes yapıyorum. Dolayısıyla fa, e, sıfatı da değişecek. Haşiaten lillahi. Anlaşıldı mı? Ra'eytu müslimeten khâşi'aten Lillahi. Fail olmadığı için fiili değiştirmeme gerek yok. Qara'tu qissaten kâtibin meşhûrin. Evet, buradaki mevsuf olan kelimemiz kâtib kelimesi. Kâtibin mevsuftur. Dolayısıyla meşhûrin de onun sıfatıdır. Evet, bu kelimeyi mühendise dönüştür diyor bana. Qara'tu <laughs> qissaten li kâtibetin meşhûratin. Evet, mevsuf olan kelimeyi müennes'e dönüştürdüğünde sıfatı da dönüştürüyorum meşhûratin diye. İstema'tu ila nâsihin eminin. Yine burada bu kelimemiz mevsuftur. Nâsihin eminin. müennes yapalım. İstema'tu ila nâsihatin emînetin. tehaddestu ila âlimin azîm. Evet. Alimin kelimesi mevsuftur. Sıfatı azimindir. Mühendise dönüştürdüğümüzde ile alimetin azimetin olur arkadaşlar. Merartu bi muslimin calisin fil mescidil harami. Evet buradaki Müslümin kelimesi mevsuftur. Sıfatı da budur. Oturan Müslüman. Nasıl Müslüman? Oturan Müslüman. O zaman Marartu bi müslimetin calisetin fil mescidil harami olur. 8'e bakalım. Vasale ilel müsteşfe tabibun muhlisun. Evet. özverili, samimi bir doktor geldi diyor hastaneye. Evet. Burada bakın dikkat edeceğiz. Mevsufumuz fail. O zaman fiil de değişmeli. Fiil de müennes olmalı. Vasalet ilel müsteşfe tabibetun muhlisatun olacak arkadaşlar yeni cümlemiz. Dörde bakalım. İc'al el mevsufe fit temrini sabiqi muarrafen bi eliflam. az önceki alıştırmadaki diyor mevsuf olan kelimeleri bu sefer de eliflam ile marife yap. Yani yukarıdaki bütün mevsuf olan kelimelerimiz bak işaretlediğim bütün mevsuf olan kelimelerin hepsi nekre, nekre. Nekire. Bunları marife yap diyor. E kolay bunları marife yapınca ne olacak? Sıfatları da marife olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani muvazzafun cedidun el muvazzafu el cedidu olur bu sefer. eliflamla marife yapınca bu el muvazzafu olur. Bu da el cedidu olur. Câ'e attıflu sagiru olur. İkisi de eliflamlı. Ra'eytu el muslime el haşi'a olur değil mi? Qara'tu qissatan lil katibi el meşhuri diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Buna geçelim o zaman. Beşinci alıştırmada Iqra thumma ijib amma Önce diyor oku, sonra aşağıdaki sorulara cevap ver. Kharaca adilun fi yawmin mushmisin. Adil güneşli bir günde çıktı. Dışarıya çıktı. Li yuzura sadiqan Kıymetli bir arkadaşı ziyaret etmek için. فَرَكِبَ سَيَّارَةً عَامَّةً Ve e, amme kelimesi burada umumi, genel manasına gelir. Ama biz umumi araba diye bir şey söylemiyoruz. Buradan anlamamız gereken bizde de e, belediye otobüsü diyebiliriz. Halk otobüsüne, belediye otobüsüne bindi. Evet, belediye otobüsüne bindi. Ve kânet mumteli eten bir Yolcularla dolu idi mumteliun mumteliyetun dolu demek. Fe vecede suubeten kebiraten büyük bir zorluk buldu. Büyük bir zorluk çekti deriz biz daha güzel. Fil culusi fiha. Orada yani o arabada oturma konusunda ne yaptı? Çok büyük bir zorluk çekti. Yani oturamadı demek ki. Fe nezele minha. Bu yüzden ondan yani arabadan indi. Ve sara ala kademeyhi. Ve ayakları üzerine yürüdü yazıyor burada. Ama biz tercüme ederken böyle demeyeceğiz tabii. Nasıl toparlayacağız? Ve yürüyerek gitti diyeceğiz. Ve yürüdü, yürüyerek gitti. Hatta vasale ila beytin cedidin. Ta ki yeni bir eve ulaştı. Yeni bir eve ulaşana kadar. Tuhitu bihi hadikatun cemiletun. Güzel bir bahçe ile çevreli, çevrelenmiş. Evet. Güzel bir bahçe ile çevrelenmiş yeni bir eve ulaştı. Ve arafe beyte beytu sadiqihi ve anladı ki bu ev arkadaşının evidir. Rahhabe sadiquhu bihi. Arkadaşı onu karşıladı, hoş karşıladı. Ve celesa ma'an. Birlikte oturdular. Ma'an birlikte. Müddeten tavileten. Uzun bir süre. Sonra raja'a Adil ila menzilihi. Sonra Adil evine döndü. İla eyne zehebe Adil? Adil nereye gitti? Limaza nezele Adil minez seyyaratil ammeti? Adil belediye otobüsünden niçin indi? Keyfe vecede Adil beyte sadikihi? Adil arkadaşının evini nasıl buldu? Evet burada diyor ki da hattan bir çizgi koy tahta sıfeti fil kıtaati sabiqati. Evet üstteki parçadaki sıfatın altına bir çizgi koy. Sümme ulbut bir şekli. Sonra onu harekele. Evet bakalım burada sıfatları bulalım. Fi yevmin müşmisin. Bu sıfattır. Sadigan azizen. Bu sıfattır. Seyyaraten ammeten. Sıfattır kebiraten sıfattır. Cedidin ila beytin cedid. Hadikatun Evet. Tavîleten. Evet bu işaretlerin hepsi sıfattır arkadaşlar. Sıfatları bu şekilde işaretlemiş oldum. Parçayı okurken zaten harekelerini yapmıştım. Onu da geçebiliriz. Sonra bir şekli el beynel Parantezindeki kelimeleri de yine hareket diyor. Biz onları da zaten harekeledik. Sonra parçadan şunları çıkar diyor. Cema teksir. Cemi teksir kırık çoğul çıkar. İsme işaretin bir isim işareti. işaret zamiri çıkar ismen nekraten nekte bir isim mudafen ileyhi bir tane muzafun ileyh ismen mecruran bir harfi Harficar harfi ile mecrur olmuş bir isim çıkartıyor. diyor ismen müthenna tesniye bir isim çıkart diyor bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. 6'ya bakalım. İc'al el cümlete taliyete mezideten bir sıfetin. Evet. Yani örneklerde olduğu gibi aşağıdaki cümleleri sıfat ile ya yani da sıfat ekleyerek tekrar yap diyor. Sıfat ekle. Evet örneklere bakalım. Vassala dayfun ila menzilina. Evimize bir misafir geldi. Şimdi buraya bir sıfat ekleyeceğiz. Yani nasıl bir misafir mesela gibi. Vassala dayfun azizun diye eklemiş. Bakın sıfat eklemiş. Kıymetli bir misafir geldi. İştara halidun esseyyarate. Evet Halit araba satın aldı. Arabayı satın aldı burada sıfat ekleyecektik. Arabaya sıfat eklemiş. Nasıl bir araba? Esseyyâratel cedidete. Yeni bir araba satın aldı. Buraya bakalım. Ra'eytül mühendise fiş şirketi. Evet şirkette mühendisi şirkette gördüm. Evet. Biz mühendis kelimesine ekleyebiliriz sıfat. Mesela ra'eytu el mühendisel cedide fiş şirketi. Yeni mühendisi şirkette gördüm. Olabilir. Kâfe et el müdîratu el amile. El muhlisa. Evet öz yani müd müdir hanım özverili işçiyi mükafatlandırdı. Hasale at talibu alel caizeti. Öğrenci ödül kazandı, ödül elde etti. Ne diyebiliriz? Çalışkan öğrenci diyelim. Hasale at talibu el mücitehidu alel caizeti diyebiliriz. Fahasat et tabibetu tiflen. Doktor diyor bir çocuk muayene etti. Evet ne diyebiliriz? Meşhur doktor diyebiliriz. Fahasat et tabibetu el meşhuratu tiflen. Vasala ilel ma'hedi muallimun. Evet yani merkeze veya kursam enstitüye bir öğretmen geldi. Nasıl bir öğretmen geldi? Cedidun olsun mesela. Ced, muallimun cedidun diyebiliriz. La'ibe tıflun fil hadikati. E, çocuk bir çocuk bahçede oynadı. La'ibe tıflun saghirun diyebiliriz fil hadikati. Ketebet at talibetu dersen. Evet. Öğrenci bir ders yazdı. Evet. Nasıl bir ders yazdı? Mesela zor bir ders diyelim. Ketebet at talibetu dersen sa'ben. Mesela sa'ben. Nezele tacirun fil funduki. Evet. Ee, tacir veya iş adamı otelde konakladı. Bakın nezeleye burada indi, indi manası var ama konakladı manası da var. Zaten burada daha güzel oluyor. Evet. Tacirun ne diyelim? Mesela zengin diyelim. Zengin. Nezele tacirun ganiyun fil funduki diyebiliriz. Ganiyun zengin demek. 7'de de ne istiyor bizden? İstebdil beynel kavseyni bil kelimatil münasibeti. Parantez içindeki kelimeleri uygun kelimelerle değiştir diyor. Değiştir. Nasıl yapmış bakalım? İşte raziyadun es seyyaratel cedidete. Evet. Mesela burada el menzil kelimesi var. Yani bu parantez kelime bu cümlede uygun yerine yerleştireceğiz. Bu cümledeki uygun yerine. O da nedir? Es seyyarate yerine yani araba yerine ev diyeceğiz. Çünkü burada mana neydi? Ziyad yeni bir araba satın aldı. E ev olduğuna göre en uygun yeri tabii ki de arabanın yerine koymak. Dolayısıyla iştara ziyadun el menzile el cedide. Burada mezraatun var. Yani tarla. Dolayısıyla yine ev yerine bu kelimeyi koyabiliriz. Yani iştara ziyadun el mezraate el cedide diyebiliriz. Evet bunun gibi bu parantez içindeki kelimeleri uygun yerlerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da geçebiliriz. Evet yine burada bir parça var. Bunu oku diyor. Bakalım okuyalım. <laughs> şeka raculun kebirun fissinni. Evet şeka şikayet etti. Raculun bir adam kebirun fissinni yaşlı adam. Yani yaşça büyük olan adam manasında. Biz tabii ki ne diyeceğiz toparlayacak olursak. Yaşlı bir adam şikayet etti. Min elemin şedidin. Şiddetli bir ağrıdan şikayet etti. Fi ma'idetihi. Midesindeki. Fe zehebe ilel müsteşfe. Sonra hastaneye gitti. Fe tabibul mu'alicu. Tedavi eden doktor ona sordu. El mu'alicu tedavi eden. Maza ektel yeme bugün ne yedin? Fakala Rjulu adam dedi ki, ektu tağamen kâsîrana çok yemek yedim. Fe şâgar bil elmi şiddîdi ve birden aniden ''Fec'eten, aniden demek şiddetli bir ağrı hissettim. Fâ fhasahut tabi bu. Evet doktor onu muayene etti. ثم طلب من ممرضة نشيطة Evet gayretli çalışkan bir hemşireden talep etti istedi en tu'idde lehu seriran murihan Evet ona yani o hasta için o yaşlı adam için rahat bir yatak hazırlamasını istedi ve a'tahu el el mufide ve ona faydalı Evet, bir ilaç verdi. Ve ba'de müddetin ve ba'de müddetin bir müddet sonra şa'ara raculul kebiru Evet, o büyük adam yani o yaşlı adam bir rahatit tammeti bir rahatlık hissetti ve ade ile menzilihi ve sonra evine döndü. Mimme Kâne yeşkû ar-raculul kebîru Yaşlı adam neyden şikayet ediyordu? Minme yani minme veya yani minmâzâ'nın kısaltılmışı minme neyden şikayet ediyordu? Limâzâ zehebe ile'l-müsteşfâ Hastaneye niçin gitti? Mâzâ talebe et minel-mumarridati Doktor hemşireden ne istedi? Sorular bunlardı. B'de ne istiyor bizden bakalım? Da hattan tahta sıfeti fil kıtaati sabiqati vadbut habi şekli. Yine aynı şekilde az önceki biraz önceki e, parçada geçen sıfatların altını çiz diyor. Rajulun kebirun bu sıfattır. Fesinimin elemin şedidin. Ve el tabibu el mualicu sıfattır kesiran sıfattır. Eşşedidi sıfattır. Neşitatin sıfattır. Murihan sıfattır. El müfide sıfattır. Faydalı. Evet. El kebiru yine. El racül kebir. Et Evet. Bunlar bu çiziklerimiz arkadaşlar sıfattır. Zaten okurken harekelemelerini yapmıştık. Başka ne istiyor? Evet, ulbut ma tahtahu hattun fi ma yati, thumma ila sıgatil müthenna. Evet, aşağıdaki 6 6 çizili kelimeleri harekete diyor önce, sonra onları müsenna yani tesneye dönüştür. Şaka raculun kebirun min alemin şedidin. Büyük bir adam veya yaşlı bir adam ee, şikayet etti. Bunu tesniyeye çevir diyor. Şeke kebirani. Bunu tesniye yaptığımız için sıfat da yine tesniye oldu. Se'elehu attabibu el mu'alicu. Evet bu fail olduğu için bakın merfuydu. Bunu tesniye yaparsak. Se'elehu attabibani el mu'alicani diye tesniye olur arkadaşlar. Yine parçadan fail mefulun bir ismi mecrur bunları çıkar diyor. Evet aşağıdaki müfret olan kelim isimler diyor parçada geçti. Sen bunların tesniyelerini ve cemilerini yani çoğullarını getir diyor. Bakalım. E, ee, racülün evet racülün müfret adam. Tesniyesi nasıldır bunun? Racülani e, ee, neşitatun نشيطتان ممرضة ممرضتان منزل منزلان يوم يومان شغل رجل رجال نشيطة نشيطات ممرضة ممرضات منزل منازل يوم أيام دي Bunların çoğunları böyle yapılır arkadaşlar. 9'a bakalım. Yine harekeli olarak e, uygun isimlerle aşağıdaki boşlukları doldurmamızı istiyor. Ra'aytu el-amile nokta nokta fil masna'i. Evet sıfat koyacağız tabii ki. Örnekte sıfat var çünkü. Et-tuffahu fâkihetun lezizetun. Elma lezzetli bir meyvedir. Evet biz de burada raetul amile nokta nokta fil masna'i işçiyi fabrikada gördüm. Nasıl işçiyi? El de olabilir. Yeni işçi. El de. Evet. Ziyadun tacirun. Ziyad bir iş adamıdır. Tacir, tüccardır. Nasıl olsun? Gani, ganiyun olsun. Zengin. Ganiyun. Ziyadun tacirun ganiyun. Celestu fil hadikati. Evet bahçede oturdum. Buna bir sıfat koyalım. El cemileti olabilir. El vasiati geniş bahçede olabilir. El kebirati olabilir. El ammeti de olabilir. Fil hadikatil ammeti park demek arkadaşlar. Park. Faysalun nokta nokta meşhurun. Faysalun müderrisun meşhurun olabilir. Burada sıfatı vermiş. Burada da bizden mevsufu istiyor arkadaşlar. İştara hatimun nokta nokta cedideten. Evet yeni bir şey satın almış hatim. Ne olsun? Müennes olacak tabii ki de. Hakibeten olabilir mesela çanta. Hakibeten cedideten. Seyyaraten cedideten. Diye buraya müennes bir mevsuf koymalıyız. Vasalet ile şirketi muvazzafetün. Evet şirkete bir memur bir görevli geldi. Nasıl bir görevli? Muvazzafetün neşitatun. Evet neşitatun gayretli bir çalışan geldi diyebiliriz. İstema'tu ila nokta nokta cemiletin. Evet güzel bir şeyi dinledim diyor. Dinledim. Evet ne olabilir mesela buraya? E, şarkı olsa uğniye olabilir. İstema'tu ila uğniyetin cemiletin. Güzel bir şarkı, şarkı, dinledim. Veya kaside diyelim hadi. İstema'tu ila kasidetin cemiletin diyebiliriz. İnteha nokta nokta el meşhuru min muhadaratihi. Evet meşhur birisi dersini konuşmasını bitirdi. Ne diyebiliriz? Hoca diyelim. İnteha el ustazu el meşhuru min muhadaratihi. Olsun burası da. Ona bakalım. Altı çizili olan kelimeleri harekel ediyor. Harekele. Babu el ma'hedi meftuhun. Değil mi? burası el-mahedi olacak. Neden? Muzafun ileyh olduğu için. Enstitünün kapısı açıktır. Bebul-mahedi muzafun ileyh olduğu için burası mecrur olmalı hatırlayalım. Buraya bakalım. Seyyaratu Muhammedin kadimetun. Yine bakın. Muhammedin neden? Muzafun ileyh olduğu için mecrur olmalı. Seyyaratu Muhammedin kadimetun. Bu mübtedadır. Ayrıca muzaftır. Bu muzafun ileyhtir. O yüzden mecrur okuyorum. okuyorum. Bu da haberdir. Mükteda varsa bir de haber olmalı. İşte bu da haberdir. Eski olduğunu bize bildiriyor. O yüzden bu da merfudur. tün olacak. İştara halid el menzile el cedide. Halidun burada. Tabii ki de fiildir. Faildir. O yüzden merfu okuyorum. Bu mef'ulün bihtir. O yüzden mansuptur. Bu da onun sıfatı olduğu için. Bu da mansup. Halidun el menzile el cedide merartu bil fundukil kebiri evet fiil fail var burada harfi cer var bi el funduki bi harfi cerinden dolayı mecrur isimdir harfi cerden dolayı mecrur isimdir ayrıca mevsuf arkadaşlar bakın sıfat varsa bu da mevsuftur bu da onun sıfatı olduğu için irap bakımından birbirine uyumlu olması gerektiğinden dolayı el kebiri diye mecrur okumalıyım Camiatul Kahirati camiatun azîmetun Mübtedadır, ayrıca muzaftır. Bu muzafun ileyhtir. Bu haberdir. Bir üniversite olduğunu haber veriyor, bildiriyor, haberdir. Bu da bu haberin sıfatıdır. Dolayısıyla bu camiatun merfu okuduğum için sıfat da ne olmalı? Bu da merfu olmalı. Azimetun. Hasale nedimun alel caizeti fi müsabakatil Kur'anil kerimi. Fail olduğu için merfu okudum. Hasale nedimun. Burada da muzafun ileyh olduğu için. Müsabakatil Kur'ani. Evet bu muzafun ileyh olduğu için mecrurdur. Ketebe Muhammedun eddersel cedide. Muhammedun burada fail olduğu için merfu okuyorum. Bu da mefulun bihtir. Edderse mefulun bihtir. Bu da bu mef'ulun bihin sıfatı olduğu için bunu da ne yapmalıyım? Mecburen mansup okumalıyım. Edderse el cedide. İctema'a müdirul ma'hedi ma'al esati emsi. Evet. Enstitü müdürü dün hocalarla bir araya geldi. Yine burada fiildir. Bu faildir. Müdürü faildir. Ayrıca muzaftır. El ma'hedi muzafun ileyh olduğu için mecbu, me mecburen Mecrur okumalıyım arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.